Şimdi Yunanistan demişken, Yunanistan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e ilettiği mektuplara cevap verdi ama o cevaplar şaşırtmadı. Anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılan Ege Adaları'na ilişkin Ankara'nın tüm itirazları reddedildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise son dönemdeki gerilimin sorumlusu Türkiye diyerek suçlayıcı açıklamalarını yineledi. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık net. Türkiye, Ege Adaları'ndaki gayri askeri statüyü ihlal eden Yunanistan'ın eylemlerini Birleşmiş Milletler'e taşıdı. İki mektupla res çekti. Adalar Lozan ve Paris anlaşmalarına uygun şekilde silahsızlandırılmazsa Yunanistan'ın egemenliği tartışmaya açılacak denildi. Atina'nın cevabı olumsuz oldu. Çözümsüzlüğü tırmandıran tutumunu tekrarladı. Katimerini gazetesine göre Yunanistan, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarının statüsüne ilişkin argümanlarının tamamını reddeden iki mektubu Birleşmiş Milletler'e gönderdi. O mektuplarda Ankara'nın iddiaları yasa dışı yayılmacı olarak tanımlandı. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler. Böyle bir kompleks içindeler. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis suçlamalarını sürdürdü. Son dönemde tırmanan gerilimin sorumlusu Türkiye dedi. 13 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığım görüşmede bir tarafın diğerini tahrik edecek hareketlerde bulunmayacağı mutabakatına vardığımız izlenimini edinmiştim. Ama görüşmemizden bir ay sonra Yunan adaları üzerinde eşi görülmemiş düzeyde uçuşlar gerçekleştirildi. Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliğinin sınırlı olduğu tezi tekrar gündeme getirildi. Yunanistan lideri, benim için Mitsotakis diye biri yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Ben dargın değilim. Gün gelip konuşacağımıza inanıyorum. Çünkü konuşmamız gerek dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos, Türkiye için daha sert ifadeler kullanıp üstü kapalı tehdit savurdu. İtidal ve sabrımızın sınırlarına tehlikeli şekilde yaklaşıyoruz diyen Yunan bakan, bizi savaşla tehdit eden bir müttefikimiz var. Böyle müttefik istemiyoruz dedi. Türkiye ve Yunanistan son dönemde yeniden karşı karşıya geldi. Yunan jetleri Nisan ayında Türk hava sahasını onlarca kez ihlal etti. Türkiye buna yanıt olarak Yunanistan'ın ev sahipliğini yaptığı NATO tatbikatından çıktı. Ankara'nın kararıyla hükümetler arasında yapılması öngörülen toplantı iptal edildi. Mitsotakis'in Türkiye'ye F-16 satışını engellemek hedefiyle gerçekleştirdiği ABD ziyareti ise gerilimi daha da körükledi. Mitsotakis geçen hafta anlaşmalara aykırı Ege adalarına giderek yeni bir provokasyona daha imza attı.